işaretleri isteniyor. Eğer işaret hesabı yapıyorsak, mesela diyelim ki eksi 2'nin biz karesini alırsak 4 olacak. Şuraya biz 5 yazsak karesi 25. Biz hangi sayının karesini alırsak alalım ya da herhangi bir çift kuvvetini alırsak alalım sonuç kesinlikle pozitif olacak. İşarete herhangi bir etkisi yok. Bu nedenle şu üstü çift olanları dikkate almaya gerek yok. Sonuca etki etmeyecekler çünkü. Buradaki 12'yi atıyorum. Buradaki 14'ü, şuradaki 56'yı da attım. Sonuca etkileri yok çünkü. Sonrasında şunu diyebiliriz. Diyelim ki eksi 2'nin kübünü aldık. 3 tane negatif sayı çarpılıyor. 3 tane negatif sayı. Sonuç ne olacak? Sonuç negatif olacak. Biz istersek eksi 2'nin 5. kuvvetini alalım. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane negatif çarpılacak. Sonuç ne? Yine x. Yani kaç kez çarpıldığının bir önemi yok. Kendisi eksi ise eksi olacak, artı ise artı. Bu nedenle teklerin de kuvvetlerinin bir etkisi yok. Bunların da kuvvetlerini atalım. Şunları. Şimdi geriye kalanlar, birinci satırda ne kaldı? A kaldı. Ne diyor? Küçük sıfır. İkincide ne kaldı? A, buradan da C kaldı. A ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük. Burada ne kaldı? B kaldı sadece. B sıfırdan büyük. Yani yukarıdakini sadeleştirirsek bu hale kadar getirebiliriz. Şunu diyor, B sayısı sıfırdan büyük. Pozitif yani. A sayısı sıfırdan küçük. Yani negatif. O zaman bu A da negatif. Çarpımlarının sıfırdan büyük olması için C ne olmalı? O da negatif olmalı ki çarpımları pozitif olsun. Demek ki bizim A, B, C sayılarımızın işaretleri şöyle olacak. A sayısı negatif, B sayısı pozitif, C sayısı negatif. Şöyle oldu. Evet, sonucumuz bu.